Sevgili öğrencilerim merhaba. Bu videomda sizlere maraton 23. etabın sorularının cevaplarını vereceğim. Birinci sorumuza bakalım. Kızarmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde olgunlaşmak anlamında kullanılmıştır? Havalar ısınırsa domatesler hemen kızarır. Fırıncı ekmeklerin yeni kızardığını söyledi. Arkadaşını görünce yüzü kızardıkça kızardı. Sıcaktan boynu istakoz gibi kızardı. A şıkkına baktığımızda domateslerin kızarması burada olgunlaşmak, yenilebilir hale gelmek anlamında kullanıldığı için cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi sözcükler arasındaki anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Avcı tüfek, avcı tüfek kullanır. B şıkkında kasap bıçak kullanır. C şıkkında terzi makas kullanır. D şıkkında marangoz ağaç kullanmaz. Arkadaşlar ağaç ham madde olarak kullanılmıştır. Burada cevabımız denizdir. Üçüncüsü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? A şıkkında anneler çocuk bakımını çok iyi bilmeli. Burada çocuk sözcüğü gerçek anlamındadır. B şıkkında mavi renk bu sene hiç tutmadı. Rağbet görmedi anlamında, mecaz anlamda kullanılmıştır. Bize bugün ağır misafirler geldi. Yani çok önemli anlamında kullanılmıştır. Mecaz anlamdadır ağır sözcüğü. Ne kadar istekli, bilgiye aç bir adam. Yani bilgi edinmek isteyen anlamında kullanılmıştır. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz, kaçırmak sözcüğü cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır? Onun bu fırsatı kaçırmamasını ümit ederim. O gözünden hiçbir şey kaçırmayan biri, şaşkınlıktan az kalsın aklını kaçıracaktı. Ali elindeki yaralı güvercini kaçırdı. Burada kaçırmak, güvercini kaçırmak, elindeki güvercini kaçırmak gerçek anlamdadır arkadaşlar. A'da, B'de ve C'de mecaz anlamda kullanılmıştır. Beşinci sorumuz, temeli sağlam olmayan düşüncelerin halk tarafından benimsenmesi kolay değildir. Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Burada temeli sağlam olmayan, yani dayanağı bulunmayan kof bilgi, kof düşünce anlamındadır. Yani cevabımız A şıkkıdır. Bu kullanılmıştır. Altıncı sorumuza bakalım. Kapalı sözcüğü hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır? Ankara'nın soğuk, kapalı günlerinden biriydi. Yol yine kapalıymış, hava kapalı olduğu için pikniğe gidemedik, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Burada birinci cümlede Ankara'nın soğuk kapalı günlerinden biriydi, havanın kapalı olmasından bahsediyor. Üç numaralı cümlede de aynı anlamda kullanılmıştır. O yüzden cevabımız 5. Yedinci sorumuz, kaçak sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? A. Jandarmalar kaçağı yakaladılar. Aranan kişi, kaçan kişi anlamında kullanılmış. Kaçak sığınacak bir yer arıyordu. Gene A ile aynı anlamda kullanılmış. Elektrik kaçakları çok tehlikelidir. D. Hapishane kaçağı ilk günü gizlenerek geçirdi. D şıkkında da kaçak aynı anlamdadır. AB ile elektrik kaçakları derken burada terim ifadesinde kullanılmıştır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Giysilerini özensizce dolabına koydu cümlesine altı çizili sözün kattığı anlam hangisinde vardır? Burada özensizce, dikkat etmeyerek, gelişi güzel anlamındadır. Cevabımız B'dir arkadaşlar. Bugün ödevini geliş güzel yapmışsın. Yani özensizce yapmışsın. Dokuzuncu sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisi isimdir? Yüzüyor, yüzmek fiilidir arkadaşlar. B şıkkında haklıydı, haktan haklı, haklımak olmadığı için haklı burada isimdir. Kalkmışlarda kalkmak fiildir. Karardı olacak bu arkadaşlar. Karardı fiildir. Cevabımız Bursa olacak. Burada küçük bir yazım hatası olmuş. 10. sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur? A şıkkında sürü sözcüğü topluluktur.
C şıkkında heyet, kurul anlamındadır, topluluktur. D şıkkında jüri sözcüğü topluluktur. B şıkkında arkadaşlar topluluk anlamında bir isim kullanılmamıştı. Cevabımız 11. sorumuz. Altı çizili kelimelerden hangisi cins isim değildir? A'da dükkan, C'de köy, D'de şehir, şehre. Bunlar cins isimdir arkadaşlar. Ama B şıkkında Uludağ sözcüğü özel bir isimdir. 12. sorumuza bakalım. Hangisinde çoğul isim yoktur? A şıkkında çocuklar, isimlar çoğul ekini almıştır. B şıkkında kitaplar, burada kitaplar çoğul ekini almıştır. C şıkkında çiçekler, çiçek ismiler çoğul ekini almıştır. D şıkkında pazardan çıkıp parka doğru yürüdüler. Yürümek burada fiildir arkadaşlar. Çoğul ekleri isimlere gelir. Onlar yürüdüler. Şahıs eki olarak kullanılmıştır burada. Cevabımız Deniz. 13. sorumuz. Hangisinde özel isim yoktur? A şıkkı dünyanın en çok konuşulan 5. dili Türkçedir. Türkçe burada özel isimdir arkadaşlar. B şıkkı fuardan Safahat'ı aldım. Safahat, Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinin toplandığı kitabının adıdır. Yani özel isimdir. D şıkkında Konya'nın etli ekmeği çok meşhurdur. Konya, şehir adları özel isimdir. C şıkkında ülkemiz gittikçe güçleniyor. Burada özel bir isim yoktur arkadaşlar. Ülkemizde cins isimdir. Cevabımız C. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde ler eki eklendiği sözcüğe çoğul anlamı katmamıştır? A şıkkı düğünde çocuklar gibi şendik. Çoğul anlamı katmış. B şıkkında sınavı kazanınca dünyalar benim oldu. Burada arkadaşlar abartma anlamı katmıştır. C şıkkında ülkeler çoğul anlamdadır. D şıkkında uyuyanlar çoğul anlamdadır. A, C, D çoğul anlam. B şıkkı abartma anlamı katmıştır. Cevabımız Bursa. Son sorumuz. Hangisinde soyut isim vardır? Herkes duygularını ifade edemez. Duygu burada arkadaşlar soyut anlamda kullanılmıştır. Soyuttur. Duyu organlarımızla algılayamadığımız sözcüklerden biridir. B şıkkı sokaktaki duman gözlerimizi yapıyor. Burada yok arkadaşlar. C'de evde gaz kokusu olunca pencereleri açtık. Bütün sözcükler somut anlamda kullanılmış. Bütün isimler. D şıkkında da aynı şekilde bütün isimler somut anlamda kullanılmıştır. Cevabımız Adana. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.